Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ba'du. Bugün inşallah kardeşlerim akide dersimizden 19. soruya gelmiş olduk. O da sual, 19. sorumuz nedir? Hani geçen dersten bir tekrar babından söylenecekse dedik ki müşrik kimdir? Muvahhid kimdir? Şirk nedir? Tevhid nedir? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi diye ayrıma gitmiştik geçen derste. Kısa özet bir şekilde anlatılmıştı. Meselenin mahiyeti, özeti anlatılmıştı. Bugün inşallah artık daha farklı bir konuya giriyor bizim müellifimiz. Diyor ki, كَيْفَ يَتَحَقَّقُ الْا۪يمَانُ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُسُ فِي الْكَوْنِ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدَرِهِ. Bütün yeryüzünde ve kainatta oluşan olayların Allah'ın kazası ve kaderiyle olduğuna nasıl iman gerçekleştirilir? Yani Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik, bir de kader meselesini açtı şimdi. Kevn dediğimiz kainat. Bütün kainatta oluşan olaylar, eylemler ne varsa, mesela yıldız kayıyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor, güneş çıkıyor, güneş batıyor, ay çıkıyor, ay batıyor. İşte bazen güneş tutulması, ay tutulması yaşanıyor değil mi? Soğuk, sıcak oluyor, gece gündüz oluyor. Bunlar hepsi kainatta olan olaylardır. Ve bunun dışında yeryüzünde olan olaylar da bunun içine dahildir. Bu olayların hepsi Allah'ın dilemesi, Allah'ın bilgisi ve Allah'ın isteğiyle, kazasıyla ve kaderiyle olduğuna nasıl iman edeceğiz? Ne yaparsak bu iman gerçekleşmiş olur? Bunu anlatıyor. Başlamamız buymuş. Peki. En nu'mine bi enne kulle ma fi hazel kevn bi halqillahi ve takdirihi. Şöyle iman etmemiz gerekir. Kainatta ve yeryüzünde ne oluyorsa, hangi iş, eylem, oluş oluyorsa hepsi Allah'ın kaderi ve Allah'ın takdiri, Allah'ın izni ve Allah'ın bilgisi dahilinde oluyordur. Biz böyle iman edeceğiz. Öyle mi? Mesela örnek nedir? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir ağaçtaki yaprak düşse yeryüzüne, mesela ağaçta bir yaprak var. Güz oldu şu an sonbahar, düştü böyle. Bunun düştüğünden bile Allah'ın haberi var ve Allah'ın izniyle düşüyor. Eğer Allah izin vermezse düşmez. Aşağı inmez. Allah'ın bilgisi yoktur demek çok yanlış olur. Neden? Çünkü her şeyin yaratıcısı Allah olduğu için her şeyin bilgisi de onun elindedir. Mesela Buhari ile Müslüm'ün rivayeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Ömer diyor ki, Allah azze ve celle yeryüzünü ve tüm kainatı yaratmadan 50 bin sene önce her şeyi biliyordu ve her şeyin kaderini yazıp çizmişti diyor. Yani daha hiçbir şey yokken bile Allah'ın dışında her şeyin nasıl var olacağını ve nasıl yok olacağını, kainat, sema, yıldız, bulut, insan, cin, melek, hepsi bu olayların hepsini 50 bin sene öncesinden yazılmıştı diyor. Yani Allah Azze ve Celle bunu biliyor demektir. Peki devam. فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ اِلَّا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدَرِهِ صَغِيرًا كَانَ اَوْ كَب۪يرًا خَيْرًا اَوْ شَرًّا taaten veya maasiyeten. Dedi ki müellifimiz, ne kadar şey varsa kainatta ve yeryüzünde olan ve oluşan, ister bu hayır olsun, ister bu şer olsun, kötü veya iyi olsun, isterse bu küçük olsun, isterse bu büyük olsun, isterse bu taat, itaat olsun, isterse bu maasiyet, günah, şirk, küfür olsun, hepsi Allah'ın kaderi, Allah'ın bilgisi ve Allah'ın dilemesiyle oluyor. Allah'ın iznisiz hiçbir şey olmaz. Böyle diyor. Peki delil ne? Delil olarak diyor ki, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Şüphesiz ki biz her şeyi bir kader üzerine, bir ölçü, bir denge üzerine yaratmışızdır. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Her şeyi ama. Hiçbir şey istisna değildir. Yani Allah filin fil olmasını istemiş. Allah karıncanın karınca olmasını, pirenin pire olmasını istemiş. Allah insanın gözünü bu şekilde, hayvanın gözünü farklı bir şekilde. Ve
semanın bu büyüklükte, yerin bu büyüklükte olmasını istemiştir. Hepsi Allah'ın dilemesi ve istemesiyle olmuştur. Hiçbir şeyde insanlar bir araya gelmişler, düşünmüşler. Ya bizim semamız şöyle olsun, bizim yerimiz böyle olsun, bizim havamız şöyle olsun diyemezler. Böyle bir hak hukukları yoktur. Böyle bir şey tanınmamıştır. Bu hepsi Allah'ın ilmi ve isteği dahilindedir. İkinci bir delil. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhissalatü vesselam dedi ki كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّ الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ Ne olursa olsun, hangi şey, yani gizli ve açık, görünen ve görünmeyen, büyük ve küçük, iyi ve kötü, fark etmez hangi şey olursa olsun, hepsi Allah'ın bir ölçüsü üzerindedir. Allah ölçüler koymuş. Ne gibi? Al-aciz, aciziyet demektir. Hani bizim dediğimizdeki aciziyet, zayıflık var ya, zayıflıklar da Allah'ın dilemesi ve isteği dahilindedir. Al-keys dediğimiz güçlülük, canlılık demektir, enerjik demektir, adrenalin demektir. Bunlar da, bu gibi olan şeyler de yine Allah'ın bilgisi ve isteği dahilindedir. Oldu mu gençler? Anlaşıldı. Şimdi birinci ayetimiz Kamer suresi 49. ayetti. Bu bir sonraki okuduğum hadisler Ravahu Müslim, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Sahihtir. Sonra diyor ki müellifimiz ve aydan yine aynı şekilde. Yecibu en nu'mine bi ennehu la yekunu şey'un illa bi meşiyetillahi ve iradatihi. Yine şuna iman etmemiz lazım. Her şey Allah'ın ölçüsüyle olduğu gibi her şey Allah'ın dilemesi ve izni dahilinde oluyordur. Buna da iman edecekmişiz. فَمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ Allah neyi dilediyse o olur, neyi dilemediyse o olmaz. İmkansız bir şeydir. Yani Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Allah'ın dilediği her şey olurdur. Böyle inanacağız. İman budur. Kadere iman budur. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle dedi ki delil olarak şimdi bu söz bir sözdür, iddiadır. Delili ne? Diyor ki İnsan suresi 30. ayet getiriyor. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Siz Allah dilemediği sürece dileyemezsiniz. Hiç kimse dileyemez, illa Allah dileyecek. Allah dilemişse sonra sen dileyebilirsin. Senin dilemeni dilemişse, senin dilemene izin vermişse o zaman dileyebilirsin. Ha o nasıl izin verir? Senin önüne tercih koyar. Der ki şu hayırdır, bu da şerdir. Bu iyidir, bu da kötüdür. İkisinden birini dileyebilirsin diye sana genel bir izin tanır. Genel bir imkan, ölçü tanır. Sen de o ölçü ve izin dahilinde kendi cüz'i iradenle ya iyi ya da kötüyü tanıyacaksın. Ve ondan da sorumlu tutulacaksın. Anlaşıldı değil mi burası? Güzel. Sonra Rabbimiz diyor ki Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Şüphesiz ki Allah alim, her şeyi ilmiyle bilen, kuşatan ve hakim, net, güzel hükümler koyan zattır. Ve hikmet sahibidir diyor muallifimiz. Sonra muallifimiz devam ederek diyor ki كَذَلِكَ Aynı şekilde يَجِبُ اَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ اَنْ يَكُونَ وَبَعْدَ اَنْ يَكُونَ Bir de şuna da iman etmemiz lazım. Allah her olan olayı veya oluşacak olayı her şeyi ama yaratılıştan yok oluncaya kadar her şeyi olmadan önceki durumunu da bilir. Olduktan sonraki durumunu da bilir. Yok olduktan sonraki durumunu da bilir. Böyle iman etmemiz gerekir. Yani insanlar daha yaratılmadan önce 50 bin sene önce Allah kimin ne kadar ne yapacağını biliyordu. Adem'in kaç tane çocuk olacağını biliyordu. Nerede, nasıl yaşayacaklarını, hangisi hangisini öldürecek, hangisi hangisine sahip çıkacak, hangisi hainlik yapacak, hangisi cehennemlik, hangisi cennetlik olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Böyle iman etmemiz gerekir. Onu diyor. وَاَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Öyle bir Allah ki o Allah ne semada, semalarda, yedi kat semada, ne de yedi kat yerde, aşağı doğru, yedi kat yerde hiçbir şey ona gizli kalmaz. Hiçbir şey ama. Her şeyi bilir Allah Azze ve Celle. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Ne kuru ne de yaş adına. Ne varsa hepsi Allah'ın apaçık kitabında yazılıdır. Yani Allah'ın bilmesi ayrı, bir de yazdırtması ayrı olmuş. O kadar net notlar alınmıştır. Herkesin kaderi hakkında. Anlaşıldı mı? Peki burada yedi kat semayı anladık. Çünkü سَبْعَ سَمَوَاتٍ diye ayet var. Ama peki yer yedi kat mı acaba aşağı doğru?
Şimdi bunu söylenmesi gerekir. Bununla ilgili birazdan ayetimiz gelecek. İnşallah orada açıklayalım. Alime cemi'a halqihi ve cemi'a ahvalihim qabla an yahluqahum. Allah Azze ve Celle bütün yarattığı mahlukatları, yaratılmışların hepsini yaratmadan önceki halini de bilir, yarattıktan sonraki halini de bilir ve onların hallerini, her şeyiyle bilir Allah Azze ve Celle. وَعَلِمَا اَرْزَاقَهُمْ وَاَجَالَهُمْ وَاَقْوَالَهُمْ وَاَعْمَالَهُمْ. Allah Azze ve Celle onların rızıklarını, bütün yarattıklarının rızıklarını, yani bu hayvan olur, görünen olur, görünmeyen insan, cin, melek, solucan, böcek, haşerat, ne varsa hepsini, ama ince ince rızıklarını, ince ince onların ne zaman öleceklerini, ne zaman ne konuşacaklarını, ne amel yapacaklarını, ve cemi'a harakatihim, onların tüm hareketlerini, ve sukunatihim, ve onların sükunetlerini, yani sakin kalacakları vakitleri de, ve esrarahum, bir de onların sırlarını, ve alaniyetahum, açığa vurduklarını da bilir. Her şeylerini biliyor Allah. Öyle bir Allah. Şimdi sen böyle bir Allah'a kalk, isyan et, şirk koş, küfür işle, günah işle, haddini aş Allah'a. Öyle mi? Böyle bir Allah. Haşa ve kelle. قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Şüphesiz ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Her şeyi ama. Bila istisna. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Rabbimiz bunun delili olarak şimdi muhalifimize söylediği söz. Allah Azze ve Celle'nin şu ayet. اللّٰهُ الَّذ۪ي. O Allah ki خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ. Yedi kat semayı yaratmıştır ve bir misli olarak o kadar yeri de yaratmıştır. Yedi kat yer oldu mu şimdi? Oldu. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. Yer ve semanın arasında, yedi kat sema ve yedi kat yerin arasında işler gidip gelir sürekli. Allah'ın emri sürekli buralarda işler. İstediği gibi. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bunu niye açıklıyor Allah Azze ve Celle? Ta ki siz bilesiniz diye. Her şeye Allah kadirdir. Her şeye ama kadirdir. Yok yok ki Allah her şeye kadirdir. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Bir de şunu bilesiniz. Allah her şeyi kendi ilmiyle kuşatmıştır. Peki burada سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ geçtim ayet. O zaman yedi kat yer varmış mı? Bir de Bukhari'nin rivayeti, buraya yedi kat yerin olduğuna delil. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, toprak konusunda aldatanlar, arazi konusunda, arsa konusunda birbirlerini aldatan kişiler, kıyamet günü o aldatan kişiyi, toprağa el koyan kişiyi alır Allah, yedi kat yerin altına gömer. Öyle bir yer verir üzerine, yedi kat altına girer diyor aleyhissalatü vesselam. Burada anlaşılıyor ki yedi kat yer var demektir. Ve kâle, yine Allah azze ve celle dedi ki, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرِ. O Allah azze ve celle bilmiyor mu kimi yaratacağını? Öyle mi? Kimin yarattığını bilmiyorum Allah Azze ve Celle. Halbuki o Allah latif ve habirdir. Habir, haberdar olan her şeyden. Latif nedir? İnce ince ayrıntıya kadar bilgi sahibi olan, bir de yumuşak demektir. Latif, ince ince. Oldu mu? En ince, senin sırlarına kadar haberdar olan demektir. Haber geneldir. Ama latiflik çok ince ayrıntıları bile yakalayabilen demektir. Diyor ulemalar, burada öyle bir isim ve sıfat vermişler. Burada bilmemiz gereken Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde her şeye kadir olduğudur. Her şeyi bildiğidir. Ve her şeyin onun bilgisi ve izni ve istemesi dahilinde gerçekleştiğidir. Onun dışında gerçekleşemez, oluşamaz da. İmkansız bir şeydir. وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِرَ كُلِّ شَيْءٍ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقِ. Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmadan önce لَوْحُ الْمَحْفُوظِ'da, yani kendi katındaki gizli kitapta ne yapmış? Her şeyin ölçülerini, yaşantısı, yaşayacağı vakti, ne yiyecek, ne içecek, ne kadar, ne zaman, nerede, nasıl, hepsinin ölçüsünü yazdırmıştır Allah. Hepsi yazılıdır. Hiçbir şey gizli kalmamış. فَمَا يَحْدُسُ مِنْ شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَب۪يرٍ اِلَّا وَهُوَ مُقَدِّرٌ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللّٰهِ. Ne olursa olsun, küçük, küçük olan veya büyük olan. İsterse bu şey, ya oluşan şey küçük olsun, isterse büyük olsun, hepsi Allah'ın katında yazılıdır ve ölçülüdür. Hepsi. قال الله تعالى, Allah Azze ve Celle dedi ki, وَكُلُّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ. Şüphesiz ki biz her şeyi apaçık imamda, apaçık rehberde yazmışızdır.
tek 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 sıralamışızdır. Tek 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 ölçülendirmişizdir. Tek 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 ne olacağını, nasıl olacağını belirtmişizdir. Ve kâle, yine Rabbimiz dedi ki, ve kullu şeyin fealuhu fi zubur. Ne yapmışlarsa hepsi zuburda yazılıdır. Yani Kur'an'da ve levhul mahfuz'da yazılıdır. Başka, ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Her yaptıkları büyük şeylerde, her yaptıkları küçük şeylerde satır satır, tane tane, inci gibi not alınmıştır. Hiçbir şey gizli kalmamıştır. Ha, demek ki her şey Allah'ın kaderinde, öyle mi? Sigarayı yaktığında şöyle hop diye bir açtığında sigarayı, 7 kat yerin üzerinde ayakta durduğunu ve o yerin sahibi de alemlerin Rabbini olan Allah, 7 kat semanın üzerinde, arşın üstünde seni görüyor, seni biliyor ve sen ona kafa tutarak ufacık bir zerreden kadar, zerreden daha küçük bir zerre, toz kadar, tozun tanesi kadar bir küçüklüktesin belki, ama açmışsın böyle sigarayı, böyle çekiyorsun, sonra dumanını çıkarıyorsun, bir de böyle kibirli kibirli bir yürüyüşlerin var, kendini böyle ortaya ata ata, böyle çalım ata ata, böyle gidişlerin var, öyle mi? Böyle bir Allah'a, böyle bir ölçüler koyan Allah'a nasıl kafa tutuluyor, değil mi? Nasıl da rahat o dumanı çıkarabiliyorsun, değil mi? O dumanı çıkarmadan dumanla beraber yok olsan ya, daha hayali değil mi? Yerin altına girsen ya. İşte bunlar niye lazım? Şimdi bu bilgiyi verdik, tamam, burada bitti, konu bitti zaten. Şeyimiz bitirdi, müellifimiz. Tamam. 19. soru cevabıyla bitti. Hamdolsun. Peki niye biz bunu öğreniyoruz? Ne önemi var? Yani Allah'ın böyle bir kudret sahibi olduğunu, her şeyi yazdığını, her şeyi önceden bildiğini, hala biliyor olduğunu ve ne biteceğine kadar bildiğini niye anlatıyoruz? Ne gerek var buna? Allah Azze ve Celle'yi böyle tanımazsak biz günahkar, isyankar, hatta şirke kadar, küfre kadar gitmemiz an meselesidir. Zaten toplumun Allah'a şirk koşmasını, Allah'a küfür işlemesini, Allah'a isyan etmesini, bunların ayyuka çıkmasının tek bir sebebi var. Allah'ı tanımıyorlar. Öyle mi? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Onlar Allah'a verilmesi gereken değeri vermediler. Neden? Çünkü Allah'ı tanımıyorlar. Kim o Allah? Bir bilinç yok. Allah işte yaradan, bizi yaratmış işte. Öylesine. Öyle mi? Kendisine kulluk edelim diye yaratmış. Ne dediğini anlamıyor, söylüyor vatandaş ama anlamıyor. Onun için Allah Azze ve Celle'yi tanımaya ayırın kendinizi, vaktinizi. Allah'ı en güzel tanıtan Kur'an'dır. En doğru tanıtan Kur'an'dır. En mükemmel tanıtan Kur'an'dır. Ve Allah Resulü'nün sünneti, hadisleridir. Yönelin ona. Ne yaparsanız yapın Allah'ı tanımaya uğraşın. Umulur ki Allah Azze ve Celle bu çabadan ötürü kalplerimize imanı yerleştirir. Onun üzerine yaşatır ve onun üzerine canımızı alır. Subhaneke Allahümme bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.